Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle ceylan gözlerimle geldim arkadaşlar. Balkonuma taşıdım onları. Sabah onlara şöyle bir bakım yaptım. Ben bu güzelleri şöyle gördüğünüz olanları bahar ayında yetiştirmiştim. Bunların videoları var zaten. Onlar böyle büyüdüler. Büyüdükleri için onların hem topraklarını hem saksılarını değiştirdim. Siz de değiştirebilirsiniz hem topraklarını hem saksılarını. Şimdi havalar bayağı serinledi. Bizim buralar bayağı serin. Yağmurlar yağıyor durmadan. Ben de bu sabah onları değiştireyim dedim. Tam değiştirdim. İçeri girdim. Yağmur indirdi. Ve tekrar taşıdım. Şimdi akşamüstü hadi dedim şöyle bir size bir video çekeyim dedim. Onları aldım. Şöyle alırken de zaten toprak değiştirirken de kırılan dallarını da şöyle şuralara ekeyim dedim arkadaşlar. Onlar da böyle bahara kadar büyüsün. Ne kadar çok büyüdüler bakın. Bahçede de daha çok var. Bunun kaç misli? Üret üret nereye kadar? Ama bunlar çok güzel açıyor. Ben kapağın üstüne bunların renklerini, açmış şekillerinin renklerini koyarım size arkadaşlar. Oradan görürsünüz. Kapağın üstüne koyarım. Diğer videolarımı da üstüne atarım linklerini. Oradan da izleyebilirsiniz. Bugün de sizlere böyle bir video yapayım dedim. Onların sulanması nasıl, nasıl alacağız? Mesela çelik alacağız onlardan, değil mi? Ne tür çelikten tutuyor? Onları da size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim dedim. Ben onların bakımlarını yaptım. Artık siz de yapın. Bakın çok güzel açıyorlar bunlar arkadaşlar. Renk renk oya gibi açanları var. Arkadaşlar şimdi bunları çoğaltmak için nasıl yapıyoruz? Bunların tepe çeliklerinden. Böyle taze tepe çeliklerinden eğer alırsanız mesela şöyle gördüğünüz bakın bir dalda birkaç tane yapmış, tamam mı? Mesela bunda da var bir dalda birkaç tane. Onları rahatlatmak için mesela şuradan bir tanesini kesiyorum. Bakın. Bakın kestim. Tepe çeliği dediğim bu. Buradan böyle tepe çeliklerinden. Eğer şeyse tekrar göstereyim. Mesela şu dalı. Bakın kaç tane var mesela burada? 1, 2, 3 tane çoğalmış. Onları rahatlatmak için buradan bir tanesini kesip ekebilirsiniz. Ben buraya getirirken o bir tane tepe çeliği kırıldı arkadaşlar. Ondan birkaç tane daha çoğaltacağım. Mesela şöyle bunları hemen temizleyip bunlar daha rahat tutacaktır arkadaşlar. Çok daha rahat tutması için şöyle hazırlıyorum onları. Yumurta kabuklarımı da getireyim. Yumurta kabuklarını da koyacağım içlerine. Şöyle hepsine birer yumurta kabuğu. Şöyle. Onlar benim olmazsa olmazlarım arkadaşlar. Onlarsız olmuyor. Toprağımı şu ektiklerimin toprağı benim eski topraklarımdan da arkadaşlar. Onlarla ektim. Bunları pazardan aldım ben. Toprakları aldım biliyorsunuz. Kestane toprağı kullanıyorum ama şimdi bulamıyorum. Baharda geliyor. Migros'tan aldım. Migros'tan 20 kilo toprakta indirim yapmışlardı ama çok güzel toprak. Bakın çok güzel toprağı beğendim arkadaşlar. Bakar mısınız toprağın güzelliğine? Onu oradan aldım. Ona ekeceğim şimdi. Oradan doldurdum poşetin içinden. Migros'tan aldığım toprak arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Almak isteyenler alabilir. Bizim burada var hala bilmiyorum sizin orada var mı? Şöyle onların hepsine ben bu kabukları da hiç atmayın. O yumurta kabukları kalsiyum çok güzel besliyor arkadaşlar. Şöyle ben onları şey yaptım. Bakın onları getirirken o tepe çeliğinden kırıldı. Mesela iki tane var şurada. İki tane olmuş olacak. Bunların renkli kısımlarını da renklerini de ben kapağa eklerim ya da linklerini üstüne atarım arkadaşlar diğer videolarımın. Onları da izlersiniz. Onları böyle diğerlerini bunları ekerken bakar mısınız kenarlarından
şeylerini aldım. Oradan çıktı. Bunları da ayrı ayrı başka yerlere böyle köklenmiş diplerinden çıkardım arkadaşlar. Hemen şunun içine ekeceğim ben onu. Şöyle karıştırayım. Ben vardı onu bulamadım. Şöyle karıştırıyorum. Karıştırayım. Şöyle ekeceğim arkada. İkisini aynı yere ekmek istiyorum. İkisi ayrı renk değil. Ayrı ayrı renk de. Şöyle ayrı ayrı ekmek istemiyorum. Şöyle hemen zaten onların kökleri var arkadaşlar. Ektim. Onların yaza çiçekli hallerini de sizlere gerçekten göstermek istiyorum. Bunları biliyorsunuz benim çiçeklerim arkadaşlar siz. Onlar gayet güzel. Şöyle karıştırayım hepsini. Sopam vardı ama bulamadım. Şöyle. Bu arada bunları sulamak için sizlerle bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz kahve, Türk kahvesi telvesi arkadaşlar. Hiç atmayın bunu. Şöyle 1 litre suya çiçeklerinize göre. Şimdi ben sadece bunları sulayacağım ya. 1 litre suya şöyle şunu dökebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bu kahve telvesi çok seviyor şeyi. Mesela bu ceylan gözlerini. Ceylan gözleri çok seviyor arkadaşlar kahve telvesini. Kahve telvesi bunların köklerini daha çok güçlü yapıyor ve yapraklarını böyle yeşil yapıyor. Bol çiçekli olmasını sağlıyor. Böyle 1 litre suya dolu dolu bir yemek kaşığı koyabilirsiniz kahve telvesini. Ben zaten topraklarıma kahve de karıştırıyorum. Kahve, tarçın, ondan sonra yumurta kabuğu. Şimdi bunları sulamak için size böyle yapıyorum. Yazın 10 günde bir yapabilirsiniz. Kışın da ayda bir verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben onları hazırladım. Bir tane de şundan yaparken şu güzelimden koptu arkadaşlar. Bakın. Ben onu da ekeceğim şuraya. Bakın. Hemen şöyle düz ekmek istiyorum. Diğer yanlarından da şöyle şey yapsın diye. Çok fazla dibe kadar sokmanıza gerek yok. Daha çabuk patlaması için arkadaşlar. Şöyle şuralarda da var. Aldık. Çok güzel renkleri var bunların. Ben bunların linklerini üstüne atarım size. Renklerini de isterseniz kapağı da ekleyeyim. Kapağı da ekleyip onları şey yaparız. Şöyle arkadaşlar. Ben şimdi fazla şuradan fazla da şeyim olmadığı için saksım. Şöyle aynı yerlere sokuvereceğim. Bundan zaten üretmek istiyordum. Mana ile kopmuş oldu. Ve de size söyledim. Söylemek istedim. Toprakları böyle. Biraz su tutan toprak olursa çok daha hoşuna gidiyor. Çünkü bu susuzluktan hoşlanmayan çiçeklerden. Diğer sardunyalar gibi değil. Ve de dayanıklılar arkadaşlar. Mesela sıcaktan hiçbir şey olmadılar. Benim bu şeylerim sardunyalarımdan şöyle kesiyorum. Bunu da ekeceğim arkadaşlar. Bakın çok fazla da yaprak çıkar. Bırakmayın ki yaprağı çalışmasın. Şöyle bunu da ekeceğim. Böyle. Şöyle bir sürü de şeyim oldu. Böyle ekeceğim buraya. Bu tuttuktan sonra da başka şeye de saksıya da alabilirim arkadaşlar onları. Yeter ki tutsunlar. Sizlere şimdi böyle anlatmak istedim. Bu arada da kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunu hiç eksik etmeyin. Tabii diğer gübrelemeleri de verin. Mesela benim muz suyu kabuğu şeyim var. Çiçek coşturanım var. Ondan da verin yapanlar varsa. Ben çok memnunum. Koca yaz ondan hep verdim. Bütün çiçeklere şey alacak öyle çok fazla sıvı gübrelerim yok. O yüzden almıyorum. Arada solucan gübresi de zaten katıyorum. Katı solucan gübresi de katıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.